Tarık Bey, boşanmak üzere olduğu eşi Güzide Yenersoy'a ve kardeşine olan husumet sebebiyle iftira atıyor. Kızımın kaçırılması söz konusu değil. Yeşimcim, bak sen yeminli tanıksın. Gerçeği söyle. Ben gerçeği söylüyorum zaten. Avukat Bey, lütfen tanığa müdahale etmeyin. Evet, devam edin. Sanık kızınızı kaçırmadı. Nasıl oldu peki? Yani kızınız sanığın evine nasıl gitti? Ben izin verdim Hakim Hanım. Siz mi? Evet, ben Antalya'daydım. Teyzem hastaydı, refakatçi olarak gitmiştim. Sonra beni oğlum aradı. Oğlum kim? Oğlum Yenersoy, kızımın ablası. Murat Bey'in de kızı. Beni aradı Yeşim abla dedi. Öykü kaydıraktan düştü. Bu bakıcı kız da yeterince ilgilenmiyor kardeşimle. Sen gelene kadar bizde kalabilir mi dedi. Yani daha önce de orada kalmıştı. Abisinin ablasının evi sonuçta. Hem de hepsi onu çok seviyor. Ben de olur dedim. Yani Ümit Bey'in bir suçu yok. Kızım kaçırılmadı. Ne oldu? Tahmin ettiğimiz gibi bülbül gibi konuşuyor. Peki hastane meselesi nedir? Çocuk hastanelik olmuş. Öykü yaramaz bir çocuktur Hakime Hanım. Oylumlardayken de temizlik malzemelerini karıştırmış. Kimyasal buhar solumuş. Zaten tedbir amaçlı hastaneye götürmüşler. Oylum beni aradı, hiçbir şey yok ama anne baba izni olmadan çıkartamıyoruz dediler. Ben de tamam Murat'a yaz, bir kağıt yazsın dedim. Murat da zaten mesaj olarak atmış oyluma. Oylum Hanım, siz tanığın söylediklerini doğruluyor musunuz? Evet doğru. Doğru söylüyor Hakim Hanım. Peki babanızı niye aramadınız? Aradım. Aradım, hatta mesaj atmasını rica ettim tabuci işlemleri için. Attı da kendisi. Oğlum sen de mi? Sen de mi kızım? Baba anlamıyorum. Neden inkar ediyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Yeşim, sana ne yaptılar? Ne oldu da böyle söylüyorsun? Avukat Bey, tanığa müdahale etmeyin. Hakim Hanım, iddiaları reddediyorum. Gerçekten nedenini bilmiyorum ama Yeşim Hanım baskı altında. Ayrıca bu söz konusu mesajın geldiği numara bana ait değil. Bu bakın araştırıldığı zaman gerçekler ortaya çıkacak. Murat yeter. Yeter ama. Düşmanlığın da bir sınırı var. Bunlar senin çocukların. Daha ne kadar iftira atacaksın? Boşanırken bir kuruş vermemek için şu yaptıklarına bak. Yeter. Benim vicdanım sızlıyor artık. Yeşim saçmalama. Vicdan, vicdan. Biraz vicdan. Hakime Hanım, hayır. Anlaşıldı. Siz çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim hakim. Yeşim. Yeşim bekle beni. Konuşacağız seninle. Konuşacağız. Hakime Hanım, gerçekten bu sahneye konulmuş bir oyun. Sırf ayrıldığınız eşinize para vermemek için şurada yaptıklarınıza inanamıyorum. Kendinize bunu nasıl yakıştırıyorsunuz? Bu kadar mı düştünüz? Yazıklar olsun. Bir de meslektaşım olacaksınız. Yaz kızım. Hakime Hanım, Hakime Hanım. Gerçekler böyle değil. Gerçekten bu sahneye konulmuş bir oyun. Yaz kızım. Karar. Bahse konu çocuğun annesi, tanık Yeşim Denizeren'in ifadesi doğrultusunda sanık Ümit Özgüder'in çocuk kaçırma ve alıkoyma suçlarını işlemediği, bu sebeple kovuşturmaya yer olmadığı anlaşılmış ve tanığın serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Gidebilirsiniz. Ay Ümit'ciğim ya. Çok şükür. Çok şükür. Oy, oy canlarım benim. Canım benim. Oh, çok şükür. Güzide. Ne yaptın Yeşim'e? Ne saçmalıyorsun? Ne yapmışım ben şeyine senin? Tarık, dava bitti. Tamam artık. Sen karışma Sezai. Tarık işine git. Sen karışma dedim. Güzide ile konuşacağım ben. Sabrımı taşırma benim. Ne olur taşarsa gene kafamı atarsın bana.
Ne oluyor baba? Sen karışma. Ne demek karışma sen? Sen canın istediğinde böyle annemi tehdit edemezsin. Şşş, sakin ol. Ne yaptın? Ne yaptınız siz Yeşim'e de böyle konuştu ha? Bak, yanınıza bırakmayacağım. Burnunuzdan fitil fitil getireceğim hepinizin. Elinden geleni ardına koyma. Oğlum. Öyle mi kızım? Kızın. Kızın mı oldum şimdi? Bak, diz çöktüreceğim sana. Yalvaracaksın bana, yalvaracaksın. Göstereceğim hepinize. Hepinize göstereceğim. Hepinize. Hala göstereceğim diyor. Hala tehdit ediyor ya. Tamam. Kızım ya, tamam. Ya, sakin ol. Kim ya? Kim bu adam? Kim bu adam? 30 yıllık karısını, öz evlatlarını tehdit edecek. Ne hale geldi? Ne ara böyle değişti anne? Hayat. Bazı insanları böyle yapabiliyor işte. Para abla, para değiştiriyor. 20 milyon doları varmış ya beyefendinin. Kesin o da yalandır. Daha fazlası vardır. Vardır, vardır. Kesin vardır. Mintoni nasıl konuştu ama? Karısına bir kuruş koklatmamak için iftira atıyor deyince hakim şok oldu resmen. Diz söktürecekmiş. Yalvartacakmış seni. Aman, boş teneke tıngırdarmış. Boş verin ya. Biz Ümit'in kurtulmasını kutlayalım. Yemeğe gidelim ha? Hadi yemeğe gidelim. Gidelim. Hı? Gidelim. Efendim Nazuş'um. Canım yerinde misin? Evet, restorandayım. Ne oldu? Ümit'in davası düştü de onu kutlamak için senin oraya gelelim dedik. Ümit? Güzide'nin kardeşi Ümit. Hani bahsetmiştim ya davası var diye. Ha tamam şey, Öykü'nün davası. Evet Öykü'nün. Sen Öykü'yü nereden biliyorsun? Ya girdim evine kızın kimliğini falan çaldım. Bırak da bileyim o kadar ya. Doğru. Şey, kaç kişisiniz? Şimdi Güzide, oğlum Ümit, Sezai. Beni sayma. Aa Sezai lütfen ya. Ben cenazeye yetişeceğim. İlker Hoca dün vefat etmiş. Bizim tez hocası vardı ya ceza hukukundan. Onun cenazesine gitmem lazım. Ben de geleyim. Sen bilirsin. Çocuklar ben de gideyim. Tamam tamam. Afiyet olsun. Tamam hadi görüşürüz. Sağ ol. Teşekkürler. Hadi görüşürüz. Hayatım biz şimdi Ozan oradan katılır bizi. Behrancığım 4 kişiyiz biz. Tamam. Tamam ben bekliyorum. İstediğin zaman gelin. Tamam. Hadi bakalım. Yine mi kebapçıya gideceğiz? Kebapçıya gideceğiz tabii. Ne yiyeceğiz? Sen gelsin nohudunu fasulye. Ne olacak oğlum? Ben mi aradım? Ne gülüyorsun oğlum? Ben mi aradım? Ben aramadım. Ben sözümü tutuyorum şu an yani. Geliyor mu? Geliyor. Oğlum ballısın ha. Vallahi çok ballı adamsın. Eyvallah. Eyvallah. Şu çayı bir tazeleyin ya. Dedim. Aç şu kapıyı. Dişim, aç şu kapıyı. Ya Murat git buradan, rahat bırak beni. Delirtme beni, aç şu kapıyı. Ne
şu kapıyı. Aç, aç dedim sana. Aç şu kapıyı. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yaptılar sana da böyle bir ifade vermek zorunda kaldın sen? Heh, söyle, söyle bak gözü değil giderim öğreninceye kadar oradan çıkmam. Hayır, 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 hayır. Lütfen tamam. O söyleyemem benden nefret edersin. Ne yaptın da senden nefret edeceğim ben? Sevgilin bugün Oltan Bey'in yatındaydı ve beni içeri almadılar. Doğru konuş, gebertirim seni. Yeşim denen o kadın seni Oltan amcayla boynuzluyor. Biriyle bir ilişkin var senin. Ne? Sen bana ne söylediğinin farkında mısın ya? Beni neyle suçladığının farkında mısın? Tamam, tamam. Özür dilerim, özür dilerim. Benden nefret edeceksin deyince ilk aklıma o geldi işte. Tamam, özür dilerim. Gel, otur. Kızmayacağım, nefret de etmeyeceğim. Otur şuraya, otur. Anlat bana, söyle bana, söyle, söyle. Hadi, ne oldu da Güzide'leri kurtaracak böyle bir ifade vermek zorunda kaldın? Ben korkunç bir şey yaptım. Ne yapsın? Burcu'yu trenin önüne ittim. Ama yemin ederim kazayla, yemin ederim. Yemin ederim kazayla. Bilerek yapmadım. Cevizli, nar ekşili bir lahmacun yapıyorlar. Ay Ümit, ay vallahi sus. Bak, o kadar açık yersin. Parmaklarını yersin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldiniz. Ne güzellik yahu. Ümit abi nasılsın? İyi sağ ol. Sen nasılsın Behram? Hoş geldin. Hoş buldum. Ay çok açım ben. Onu hiç merak etmiyorsunuz. Masamız hazır. Şöyle geçebilirsiniz. Harika. Hadi hoş geldin. Git ya sen ondan git. İyi gideyim. Allah aşkına oğlum, koş ye. Acıktım. Şuraya mı geçeceğiz? Evet evet hemen şurası. Ay. Oh. Nazoşum. İşte Allah aşkına. Sen güzel. Böyle geç. Teşekkür ederim. Hop 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 hop. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Evet, çok açsınız biliyorum. Hoş geldiniz tekrar. Geçmiş olsun bu arada. Dava bitti. Sorma ya, vallahi bitti. Evet, evet. Yani yırttı dayım. Annem de tabii. Nasıl bizi yırttı ki? Oğlum bizim yaptığımıza bayağı haneye tecavüz deniyor yani. Bunun ciddi ağır bir cezası var. Doğru. Biz de yırttık, evet. Ziya. Şimdi kimse menüye falan bakmıyor. Ha. Tamam, hiçbir şey için zahmet etmiyorsunuz. Ziya size her şeyi ayarlıyor zaten. Harika. Afiyet olsun. Sen nereye? Otur. Yok, ben rahatsız etmeyeyim ya sizi. Ya Behram, olur mu öyle şey? Suç örgütü olarak yemek yiyeceğiz birlikte şurada. Evet, katıl bize. Ben de şöyle. Ne içersiniz? Ben şalgam alayım. Ne oldu? Anlat bana. Anlat her şeyi. Anlat. Hani Güzide'ler bir video yapmıştı ya, internete koydular. Evet. O videoları, fotoğrafları, her şeyi Burcu göndermiş. Telefonumu da Burcu çalmış. Burcu göndermiş. Nereden biliyorsun? Çantasında buldum. O zaman anladım. Sonra istasyona gittim onunla yüzleşmek için. Sen verdin videoları dedim. Sen verdin Güzide'ye videoları. Hiçbir şey demedi. Sadece yüzüme güldü. Sadece yüzüme güldü, alay etti benimle. Bu kadar aptal olmasaydın dedi, ruhum bile duymadı dedi. Ya çok gücüme gitti Murat, çok gücüme gitti. Dedim ki nasıl yani, sen benim arkadaşımdın, dostumdun dedim. İttim sonra dengesini kaybetti bilmiyorum. Düştü ama yemin ediyorum, yemin ediyorum ki kazayla oldu, ben itmedim. Yemin ederim Murat. Sen itmedin, kendi düştü. Bunlara inanacağımı mı zannediyorsun sen? Sen ittin tabii, sen ittin. Senden her şey beklenir. Ya ben nasıl bir kadını hayatıma sokmuşum ya? Kızımın annesinin haline bak. Bir katil olmadığı kalmıştı.
Ya şaka bir yana, ne çok şey yaşandı ya. Değil mi? Biz bayağı boylumla haneye tecavüz ettik. Ümit abi ruhsatsız işlettiği laboratuvarda yaralanmaya sebebiyet verdi. Annem çocuk kaçırdı. Bravo, annen çocuk kaçırdı. Ozan evrakta sahtecilik yaptı, babasının imzasını taklit etti. Sezai Bey? Sezai yardım ve yataklık. Ama ben hiçbir şey yapmadım. Suçsuzum. Nazoş, sen işe geç kalmadın mı? Kalkalım mı? Yok hayatım, ben idari izinliyim. Neden? Dava için. Şimdi kadın bir saçmalık falan yapar, yanınızda olmak istedim. Öğleden sonrası için izinliyim yani. Hı. Hmm, bu arada harika. Afiyet olsun. Tamam, ağlama artık, ağlama, ağlama, ağlama. Anlat ona, anlat bana, anlat bana. Güzideler peki o görüntüleri görmüş mü? Oylum o gün oradaymış. Görmüş mü? Bilmiyorum, ellerinde videolar var. Ben Öykü'yü kaçırdıkları için şikayette bulunmaya gittim. Oylum'la Oltan'ın oğlu geldi. Oltan'ın oğlu, o niye gelmiş? Bilmiyorum. Eğer şikayetini geri almazsan videoları polise göstereceğiz dediler. Çok korktum Murat, çok korktum. O yüzden ifade vermek zorunda kaldım. Sana gösterdiler mi o görüntüleri? Yok, onları göstermediler ama... Yok çünkü. Yok. Ne? Seni kandırdılar. Senin Burcu'yu ittiğin görüntüler Mobaset'e çıksaydı polis seni çoktan içeri almıştı. Burcu'nun ölümü çok iyi araştırılıyor çünkü. Hayır, Mobese değil ya, bir şirketin kamerası. Benim Burcu'yu ittiğimi gören bir kamera var diyorum. Ne? Bir sürü görüntü var. Benim Burcu'yla konuştuğum, kenara çektiğim, onunla tartıştığım her şey, bir sürü bir sürü. Hangi şirket bu kamera kayıtları olan? Bilmiyorum, söylemediler. Nerede, istasyonun ne tarafında? Ya bilmiyorum. Sen Burcu'yu ne tarafa çektin, orayı tarif et bana. Ver onun sol ucuna doğru ya, niye niye? Çünkü o görüntülere ulaşmam lazım, onları almam lazım. Tabii böyle bir görüntü varsa. Kardeşim. Ha, kardeşim geldin mi? Şuna bak be, ateş gibisin ateş. Ya yine mi halledemedin be oğlum be? Bak formül yazacağım sana sonunda ha, formül. Ver bakayım şunu. Ne söyleyeyim yemek? Ha tokum, ben şimdi yemeyeceğim. Önce bir şunu halledeyim de. Boşuna bakınma hiç. O kız gelmedi bugün. Ne alaka ya, ona mı baktın? Ha. Ya bırak, neye baktın peki? Bir Serap'tı, geldi geçti işte, boşver. Kız gelseydi hemen seni arayacaktım kardeşim. Ozi Koç kız burada diyecektim. İstemem. Yok yok, arama. Bu Oltan Kaşifoğlu'nun sürekli dibinde zaten. Görmüyor musun? Ne olduğu belli. Ben olsam sırf bu yüzden isterim. O Oltan şerefsizin elinden almak için. Saçmalama. Niye saçma olsun ya? Aslan gibisin aslan. Yakışıklısın, zekisin, esprilisin. Acayip bir çarmın var oğlum senin. Ben bugüne kadar sana düşmeyen kız görmedim. İşsizim. Param yok. Yatım yok. Arabam bile yok oğlum benim. Babanın 20 milyon doları var ama. Aa doğru. Bak ben onu unutmuşum işte. Bak bak bak, unuttum diyor ya. Benim babamın 20 milyon doları olacak. 7-24 başka bir şey düşünmem. Buyurun. Merhabalar. Ben avukat Tarık Enersoy. Şirket sahibiyle görüşecektim. İsmail Bey'le mi? Konu neydi? Kendisiyle görüşeceğim. Bir saniye. Buyurun. İsmail Bey sizi bekliyor. Sağ ol.
Buyurun. Ben İsmail Yazıcı. Ben de avukat Tarık Yenersoy. Memnun oldum. Beni görmek istemişsiniz. Evet. Buyurun, oturun. Teşekkür ederim. İsmail Bey, ben buraya bir müvekkilim için geldim. Kameralarınızın kayıtlarına bir göz atmak istiyorum. Kamera kayıtlarınıza? Evet. Çalışıyor değil mi? Görüntü alabiliyorsunuz yani. Tabii tabii çalışıyor. Hangi gün? Bu tren kazasının olduğu günkü görüntüler. Tabii karşılığında makul bir fiyat ödeyeceğim size. Olur. Kaza günü polisler ister diye düşündük ama istemedi. Nerede izleyebiliriz? Anladım, anladım. Tamam. Sizin için 10.000 lira uygun mu? 10.000 lira. Hı hı. 15.000. Mümkün değil. Peki siz ne kadar istiyorsunuz? 500.000 dolar. $500.000 mı? Aklınızı yitirdiniz galiba. Tamam. İzleyeceğim. Müvekkilimin yararınaysa alıyorum. Bu işler öyle yürümüyor avukat bey. $500.000 getirirsiniz. USB alır götürürsünüz. Şaşırdınız mı siz İsmail Bey? $500.000. Farkında mısınız? Özgürlük için küçük bir bedel bence. Varlığından bile şüphe duyduğum bir görüntü için $500.000 ödeyeceğim ha? Vallahi ben teklifimi yaptım. Karar sizin. Ya görüntüde bir şey yoksa? Ya varsa? Çok şaşırdı mı? Çok şaşırdı Elmas Hanım. $500.000 duyunca şok oldu. Ama bence biraz fazla istediniz. $500.000 fazla. Ben oyunu hep yüksekten açarım İsmail Bey. Şüphelendi mi peki? Hem de nasıl. Kamera kayıtları var mı yok mu anlayamadı. Kıvrandı durdu. Çok güzel, çok güzel. Konuştuğumuz gibi. Olmayan görüntüler için 10.000 lira. Teşekkürler Elmas Hanım. Kısa günün kârı. Hayırlı olsun. Sağ olun. Bu arada o kameralarla hiç görüntü kaydettiğiniz oldu mu? İlk kurulduğunda kaydetmişti. 5 yıl falan oldu. Sonra bozuldu. Öyle kaldı. Harika. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Aldın mı görüntüleri? Almadım. Yok muyum yani? Bilmiyorum. Var mısın, yok musun? Bilmiyor musun? E niye almadın o zaman? $500.000 istedi herif. Ne? Kesin varım o zaman, kesin varım. Bilmiyoruz. Belki de yoksun. Belki de blöf yaptılar, sen de yedin. Ya varsam? Ya varsam o zaman ne olacak? Ya varsam Murat? Beni güzidenin merhametine mi bırakacaksın?
görüntüleri gidip polise versin. Ben de hapse mi düşeyim? Bunu mu istiyorsun? Olup olmadığını bilmediğim bir görüntü için sokağa atacak 500 bin dolarım yok benim Yeşim. Ha, ben hapse gireyim yani, öyle mi? Öyle bir görüntü yok. Blöf yapıyorlar. Ya ya varsam, ya varsam? Yok dedim. Varsan da polise verirler. Burcu'yu trenin önüne itmenin cezasını çekersin. Ya Mintoni bir konuştu Behram. Tarık Efendi'ye bir saydırdı. Ya sanırsın Mintoni değil, ablamın kız kardeşi yani. Şey, Mintoni neydi? Yeşim. Ha, biz metres manasında kullanıyoruz onu. Aa, Ümit. Ne ya, doğruya doğru. Bir şey söyleyeceğim. Fotoğraf mı çekilsek? Ha? Harika. Hadi, hadi, ha? Hadi çıkar çıkar. Selfie, selfie. Bugünün anlam ve önemine. Hadi ha? Bakalım. Hadi geliyor. Kay Behram biraz sende. Yanaş, yanaş fotoğrafa. Şöyle. Evet. Hazır mısınız? Heh. Nazan abla biraz şöyle içeri gel. Tamam, tamam. Aa, çok güzel. Tamam. Evet. Harika. Bir de toplu çekelim. Çektireyim tamam. Ziya şey, bizi çeksene mi ya? Ziya'cığım be, sana zahmet. Evet, şöyle dur. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol, teşekkürler. Bakalım. Evet. Ay çok tatlı çıkmışız be. Bak. Güzel, güzel. Bak. Yalnız şimdi bu Yeşim acaba Tara Burcu'yu öldürdüğünü söyleyecek mi? Ben de çok merak ediyorum bunu. Yani bir de Yeşim, biz anladık. Bu kadın katil, Burcu'yu öldürenin Yeşim olduğunu görüyoruz. Yani ne yapacağız? Nasıl, ne yapacağız? Yani Nazoş, Yeşim katil. Ortada bir katil var. Bir şey yapmayacak mıyız? Ama kanıtımız yok ki oğlum. İddiamız var sadece. Evet, bu sadece iddia. Yani bu şekilde de aslında polise suç duyurusunda bulunabilirdik ama... yani Tarık'ın öfkesinden korkuyoruz. Ters tepebilir. Aynen, ben Nazoş'a katılıyorum. Yani elimizde bu kadını mahkum ettirecek %100 bir delilimiz olsa tamam. Ama yok yani. Yani biz Tolga'yla Yeşim'e işte Burcu'yu raylara ittin diye blöf yaptık. Yedi de. Ama işte yani babamdan emin olamıyorum. Ya yemezse? Merak etme. Annen halletti o işi. Nasıl halletti? Grup kurdum. Fotoları da oraya attım, tamam mı? Bakayım. Bak. Ay ne güzel çıkmışız. Nazoş, nasıl halletti? Anlatacağım, tamam. Bu Behram'ın fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasına itirazı olan var mı? Yok, 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 yok. Yok. Yok canım. Tabii ki koy. Oğlum sen de paylaş. Senin takipçin daha çok. Diber diye de etiketle burayı. Reklam olsun. Hı? Abi. Tamam, tabii tabii. Tabii ki paylaşırım. Hadi. Tamam, tabii canım. Tamam. Devir. Hız devri. Dayı gerçekten grup kurmuşsun ya. Kurdum. Diber severler diye kurdum orada. Paylaştım. Tamam. İtiraz dilekçesini hazırlayın. Ben birazdan geliyorum. Hadi kapattım. Tamam. Üzülme, üzülme. Blöf yapıyorlar. Öyle görüntü falan yok. Hadi kaçtım ben. Ya Murat, bana biraz para verir misin? Kredi kartın var ya. Limiti dolmak üzere. Öykü'yü okuldan alacağım. Taksiye verecek param yok. Bu kadar mı?
Ne 500 lira az mı? Hadi kaçtım ben. Pinti, pinti. Sen başına gelen her şeyi hak ediyorsun. Seni boynuzlamak az. Seni köpek gibi süründürmek lazım. Evli olmuş olsaydık ben sana yapacağımı bilirdim de. Dua et nikahımız yok. Gizlideki milyon doların olmasa sıkmıştım gırtlağını. Yapmam. O nefretli çocuklarını bir kuruş bırakmayacağım. Ah Yeşim, ah. Moruklu ömrünü geçirdin. Tolga Kerşifoğlu. Hoş geldin. Hoş buldum. Neye bakıyordun öyle? Hiç öyle haberlere bakıyordum. Ümit abi kurtulmuş, çok sevindim. Çok şükür ya, biz de çok sevindik. Bir an çok korkmuştum ama hapse falan girecek diye. Gayet işe yaradı. Eşim bülbül gibi öttü mahkemede. Ya ben direkt gelecektim bu arada senin yanıma. Yani sana anlatmaya gelecektim de bizimkiler yemeğe gidelim diye tutturdular işte. Yemeğe mi gittiniz? Hı. Şeye, kebapçıya. Behram'ın yerine. Nazoş topladı hepimizi, yine oraya götürdü. Kızmadın? Yok, kızmadım. Niye kızayım? Hı. Sen et yemiyorsun, sürekli oraya götürüyorlar seni. Sorma ya. Humus yedim bu sefer de. Ama en azından bayağı keyifliydi. Yani Yeşim'i gömmek hepimize çok iyi geldi. Hatta dayım gaza geldi. Dur bak hatta. Fotoğraf falan çekildik ya. Ay nerede nerede? Heh. Diber sevenler. Diber ne ya? Şeyin adı, kebapçın. Aa, Diber miymiş, anladım. Hı. Diber ne ya? Tiber talihsiz olmuş biraz. Çok üşüdüm. Takmamışsın yüzüğü. Annem kafam kadar pırlantayı görünce hayırlı olsun kızım demez diye düşündüm. Hesap sormuyorum bu arada, sadece merak ettim. Ama söyleyeceğim. Yani dediğim gibi hiçbir şey gizlemeyeceğim artık. Bu gizlemek değil ki zaten. Bizim için çok önemli olan bir kararı uygun zamanda söylemem. Ben niye şu an takmıyorum ya? Annem yok ki. Takabilirim. Takayım da yani Tolga, keşke bu kadar pahalı yüzük almasaydın. Saçmalama, niye? Çünkü evde bırakamıyorum. Gerçekten eve hırsız girecek diye korkuyorum. Ya yanıma alsam da sürekli ya düşecek ya biri çalacak diye. Şuna baksana kaç tane keseye koydum. Ya boş ver, bir şey olursa olur, senden kıymetli mi? Alırız yenisini. Hayır. Hiçbir şey olmayacak, ben ona gözüm gibi bakacağım. Baksana, çok güzelim değil mi? Sana az bile.
Ne oldu? Bu akşam söyleyelim mi anneme? Ha bugün, ha yarın. Güzide teyzem. Hı. Söyleyelim mi? Bu akşam. Çok rahatlarız bence. Ben bir şey heyecanlandım, fena oldum ha. Niye? Sen Güzide Özgülen askeri değil miydin? Tamam da komutanın karşısına çıkacağız ya, böyle bir gerildim. Söyleyelim mi? Değil mi? Mi? Söylemeyelim mi? Söyleyelim mi diyorsun? Hı. Hadi söyleyelim mi? Evet ya. Tamam, o zaman... Arayayım. Ara. Arayayım, dur. Ay, ay inşallah yüreğine inmez hemen. Hukuk bürosu ha? Ne yapayım? Evde boş boş oturayım mı? Evet efendim. Diber kebabın katmeri kadar şahane olmamakla birlikte artık idare edeceksiniz. Ay Ümit, ne olur artık tatlı yemeyelim. Ay Nazo yapma. Yeriz. Hadi gel. Ay hayır, hayır sakın Nazo. Vallahi şeker komasına girersin ha. Ay abla yapma Allah aşkına ya. Yeriz. Telefon çalıyor zaten. Ha, yemeyin Ümit. Ay yeriz ya, ay, götürürüz. Allah Allah. Orada oğlum arıyor. Efendim anneciğim. Anneciğim, Tolga'yla buluştuk. Tamam, iyi. Tolga bize gelsin mi akşam? Yemeğe. Tamam, gelsin. Gelecekten bahsederiz belki biraz. Nasıl geleceğin? Ne? Biri arıyor anneciğim. Biri arıyor. Ben seni arayacağım. Akşam görüşürüz. Öptüm. Bay bay. Şişt, dur kapa. Şişt, kapatma. Anladı. Kesin anladı değil mi? Herhalde. Kesin anladı. Of. Ne oldu? Ne oluyor ya? Yandım ben. Yemin ediyorum yandım ben. Yandım, 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 yandım. Allah'ım yandım. Akşama yemeğe geleceğiz. Gelecek üstüne konuşacağız dedi. Evlenecekler herhalde bunlar. Güzişim bir sakin olur musun lütfen? Abla yapma Allah aşkına ya. Sanki kara haber. Müjde sonuçta. Ya nesi müjde bunun Allah aşkına? Neyi müjde bunun ya? Hayır bak diyorum ki kendime. Güzide karışma diyorum. Karışma, koskoca kız o artık diyorum. Ama yok olmuyor ya. Bu kız yine bir şey buluyor, saçmalıyor. Beni delirtiyor. Ya bu kız üniversiteden atılmadı mı? Atıldı. Hadi dedi ki tıp okumayacağım. Tamam okuma tıp ama üniversite sınavına gireceksin. Elinde kitap defter gören var mı? Yok. Niye? Akıl başka yerde. Canım zekasına güveniyor demek ki. Aa, full şeker o sınavda zaten. Neyin zekası be? Ben çok gördüm öyle zekayla sınava girenleri. Hayır, bu kızın başka hayat planı yok mu ya? Bunun tek bir planı Tolga Kaşifoğlu'nun karısı olmak mı? Aa, bir durur musun? Sanki bugün evlenecekmiş gibi en uç noktayı düşünüyorsun sen de. Ayrıca Tolga çok iyi çocuk. Bayılıyorum ben Tolga'ya. Ben de. Değil mi? Bayıl. Bayıl. Bunun soyadı ne? Söyle. Kaşifoğlu. Ha, babasının adı ne? Oltan. Heh, Oltan Kaşifoğlu. Ne yaptı bana Ümit? Ha, unuttunuz mu ya? Ne yaptı o adam bana? Unuttunuz mu ya? İyi de babası yaptı. Tolga hiçbir şey yapmadı. Babasının yaptıklarıyla yargılayamazsın çocuğu. Babası yaptı, doğru. Yarın öbür gün bu çocuk babasıyla barışırsa ne olacak? Barışmayacak abla. Çocuk ben de sizin gibi babamı defterden sildim demedi mi? Dedi. Bak uyudumla Ozan'a. Onlar babalığıyla barıştı mı? Onlar da sildi. Onlar da sildi diyorsun. Yarın öbür gün Tarık onların gönlünü kazanacak bir şey yaparsa. Ozan'la oğlum da babasıyla görüşmeye başlarsa. Ya oğlum baba bu baba. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Yani anneyle baba öyle bir şey çünkü. Ah yandım ben. Vallahi yandım ben. Yemin ediyorum. Yandım ben. Ah. Afiyet olsun. Teşekkürler.
Merhaba. Merhaba da hayırdır yeşim? Sen burayı hepten yol geçen anına çevirdin. Mesele ne? Nedir bu? 20 milyon dolar serveti olan Murat Yenersoy'un bana verdiği harçlık. 500 lira. Bu adamın serveti var Oltan. Bu adamın 20 milyon doları var ve beni sefalet içinde yaşatıyor. Ben bugün buraya gelmek için otobüse bindim. Ben otobüse binmek için de bu adamın karısı oldum. Hani en güzel havuzlu villalarda oturtacaktı beni? Hani çifter çifter hizmetçiler olacaktı kapımda? Nerede? Bana ne işim? Ha? Ben mi dedim Tarık seni havuzlu villalarda yaşatacak diye? Sen niye geldin? Onu söyle. Sana bir teklifim var. Bana. Oltan Kaşifoğlu'na bir teklifim var, öyle mi? Oltan bak. Diyorum ki, sen Murat'ın 20 milyon dolarını ele geçir, bölüşelim. Yarısını sen al. Ben de paranın kaynağının nereden olduğunu, her şeyi öğreneyim. Bilgi, belge, her şey. Yeşim, insan bedeninde beyin diye bir organ var. Hiç duydun? Hı? Bir, Oltan değil, Oltan Bey. İki, Tarık'ın parasını ele geçirirsem neden yarısını sana vereyim? Hepsini kendim alırım. Üç, sana zırt pırt buraya gelemezsin. Ben kafanı estiğin zaman gelebileceğim bir arkadaşın değilim demedim mi? Hı? Sana yaptığım iyilikleri unutma. En son yaptığım iyiliği hatırlatmayayım ha? Dönme acıyor lütfen. Daha çok canın acıyacak yeşim. Yeşim, sen benim hiçbir şeyimsin. Sen... Ben gel dediği zaman gelen, git dediği zaman giden bir kadınsın, o kadar. Şimdi çek git, bir daha buraya adım atmadan önce bin kere düşün, tamam? Sizden hiç böyle bir tavır beklemezdim Oltan Bey. Sizi çok yanlış tanıştım. Var, birden Oltan Bey yolu verdim, gördün mü? Demek ki neymiş, sana haddini bildirmem gerekiyormuş, hadi. Bu kadın kendini ne zannediyor ya? Tarık'ın parasını alacakmışım, yarısını ona verecekmişim. Cürete bak! Kafayı yemiş Oltan Bey. Bir daha bu kadını burada oturtmayacaksınız. Hele kahve falan, asla! Anlaşıldı. Oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk. Yeşim mi buradaydı? Yok. Yeşimin ne işi var burada? Demin birini gördüm de benzettim herhalde. İkide bir buraya gelmek istemiyorsun, anlıyorum. Oğlum görüştüğümüzü bilmemeli. Ama bizim IT'ciler halledemedi. Mecburen çağırdım seni. Sen benim babamsın. Gerektiğinde tabii ki senin yanımda olacağım. Senin benim yanımda olduğun gibi. Ne oldu? Yüzük taktığınızı Güzide'ye söylediniz mi? Bu akşam söyleyeceğim. Kıyamete hazır olun o zaman. Kıyameti koparır mı diyorsun? Vallahi
Benim tanıdığım yüzü de kopar. İşte gelecekten konuşacağız demiş işte Ozi. Yani? Yani ne yani? Yani evleniyoruz diyecekler. Dayı olur mu öyle şey ya? Evlenmek de ne demek? Daha çok erken değil mi? Tabii. Saçmalama, ilk defa Allah benim aşkına gibi ya düşünen biri. Bravo Ozi. Ya tamam Tolga iyi çocuk. Çok seviyoruz. Babasına postayı da koydu ama oğlum daha çok genç. Bence de. Abla öyle çok bir şey istemedin diye bir şey yapmıyorum. Köfte, çorba. Rosto, pilav, salata. Tamam, o kadar. Normal bir yemek işte. Tatlı yapmıyorum. Niye yapmıyorsun? Niye? Her yemekte tatlı yapan sen niye şimdi istemiyorsun? Tolga getirir diye düşündüm. Hayır, sen yap tatlını. Yap sen tatlını. Anne, oğlum geldi mi peki? Yukarıda odasında. Tamam, ben bir konuşayım onunla. Hayır, sakın aman. Aman diyeyim ya. Kötü olma kardeşinle Allah aşkına. Babamın haberi olacak mı peki? Başlatma babandan. Babasının haberi olacak mıymış? Efendim Selin. Bebeğim ne yaptın? Hazırlanabildin mi? Hazırlanmaya çalışıyorum. Ya kıyafet seçiyorum. Oğlum biraz heyecan ya. Lütfen. Ya ben senin yerinde olsam takarım o kafam kadar tek taşıma. Evleniyorum diye sokaklarda çığlık atarım. Ya heyecanlıyım. Selin bir tuhaf hissediyorum kendimi ben. Kızım ben resmen ne gelinlik hayali kurmuşum ne düğün hayali kurmuşum. Hiç düşünmemişim bunları. Senin hayalin dansçı olmaktı çünkü. Evet. Keşke gelin olma hayali kursaymışım. Bak en azından gerçek oldu. Ay başlama yine kendini acımaya. Güzde teyze ne dedi yüzünü görünce? Görmedi ki daha. Tolga'yı yemeğe çağıracağım dedim ama kesin anladı. Ne diyecek diye ödün kopuyor değil mi? Kıyameti koparacak Selin. Kesin kıyamet kopartacak. İnşallah Tolga buradayken yapmaz. Başlayacak işte lise mezunu mu kalacaksın? Sen hiç geleceğini düşünmüyor musun? Eminim ya mahvoldum ben. Canım evlenince de okursun. Evlenmek üniversiteye gitmeye engel mi? Değil tabii ki. Ya bence de öyle ama annem nasıl derdi o değil ki. Ya ona göre insan mesleğini eline almalı, ayakları üzerinde durmalı ondan sonra evlenmeli. Keşke yanında olabilseydim. O kadar üzülüyorum ki. Üzülme. Saçmalama ben seni yanımda hissediyorum. Enerjini hissediyorum. Önemli olan senin şimdi işlerin, okulun. Onları hallet. Tamam. Hadi öpüyorum seni. Aklım sende. Ben de. Ben de çok öpüyorum. Her şeyi yazacağım. Fotoğraf atacağım. Hiç merak etme. At mutlaka. Unutma sakın. Öptüm hadi baba. Hadi görüşürüz. Hadi kızım hadi. En sevdiğin yemek takımını koymuşsun. Yo. Bak günlük ucuz şeyler. Güzide çok rica ediyorum. Gülümser misin lütfen? Niye gülümseyeceğim yahu? Ne var? Komik bir şey mi var? Niye gülümsüyorum? Aa. Bugün. Ne yaptınız? Ya ne yapacağız? Sofrayı hazırlıyoruz. Ay çok güzel olmuşsun. Hah kapı. Ben bakarım. Yo Tolga gelmiştir ben bakarım. Aa.
Yavaş. Tolga, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Pasta mı o? Kimin doğum günü? Senin mi? Yok, yani... Orkide anneme herhalde. Bu kime? Ya sana ne? Ya gitsene içeri. Bu senin. Teşekkür ederim. Ozan'ın haberi yok galiba. Bilmiyorum. Yani var gibi, yok gibi de. Hem var hem yok gibi, anlamıyorum. Oğlum ben hiç iyi değilim ya. Ben çok heyecanlıyım ya. Bir şey ters giderse ya, bir şey olursa ne bileyim. Şimdi nasılsın? Daha iyiyim. Bir daha öpsene. Bir daha. Hadi gel ya. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Ne yapıyorlar onlar orada öyle? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güzide teyze, bu sizin için. Aa, ay nereden çıktı bu Tolga? Ay işte eli boş gelmez böyle. Hep ya, Tolga'nın geleceğini niye söylemedin ki abla sen? Ay aklımdan çıkmış, unuttum ben. Ay affedersin, unuttum. Ya ben bilseydim özel bir şeyler hazırlardım Tolga için. Yo Tolga, yani yemek seçmez ki, her şeyi yiyor dayıcım. Evet ben yerim, ben her şeyi yerim. Maşallah bak ne güzel. Ozan gördün mü, her şeyi yiyormuş. Anne amma yaptın ya, bir kereviz yemiyorum ben. Bamya da yemiyorsun. Bir de bamya o kadar. Tabii canım, kapuska da yemiyorsun. Oğlum yer elmasını da ağzına sürmezsin. Enginar da yemiyor. Hayır ya, enginara bayılırım. Yerim enginarı yani, tamam. Çok ölmüyorum ama yiyorum yani. Ya neyse, ben çok acıktım. Oturalım mı? O şey ne? O ne? Pasta. Aa, niye pasta aldın ki sen? Biz yaptık pastayı. Ver. Ne bileyim, öyle aldım. Alayım ben. Ben bir hemen elimi yıkayayım geleyim. Ben de temiz havlu vereyim. Şunları da suya koyayım. Ne bu böyle şimdi, kız ister gibi ya. Ay abla. Yapma Allah aşkına. Gerçekten sinirlerim tepeme çıktı. Konuşmayın. Ne yapıyorsun? Koy dolaba. Yapma. Güzel. Dur, elleme, dokunma. Sakin. Allah aşkına. Bak gerginim ha. Tamam tamam tamam. Sakin. Hadi geç geç. Anne nasıl oturalım? Sen şuraya otur. Yan yana oturtmayın şu anda onları lütfen. Çok rica ediyorum. Bu gece öyle oturmasınlar. Olmaz, olmaz. Ben yerimde oturayım. Hayır hayır. İkiniz de buraya oturuyorsunuz. Tamam sen de oraya otur. Tamam bitti. Hadi. Zeyno. Dolapta kereviz vardı. Onu da getir kızım. Al işte. Ya anne bana inat mı yapıyorsun ya? Ya ne inadı yapacağım şu anda sana Allah aşkına? Oğlum annen anlamadı galiba, öyle davranıyor. Anlamaz olur mu? Zehir gibi kadın. Bilerek yapıyor. Sırf konuyu açmayalım diye. Bilerek mi yapıyor? Bence öyle. Söyleyeceğiz ama değil mi? Evet. Evet söyleyeceğiz. Hiçbir şey gizlemek istemiyorum. Söyleyeceğiz her şeyi. Yani saklamak değil de hani... seni daha rahat hissettirecekse erteleyebiliriz. Ben böyle daha iyi hissedeceğim. Herkes bilsin istiyor. Seni ne kadar sevdiğimi, seninle yaşamak istediğimi, seninle evleneceğimizi. Önce ailem bilsin.
Aa, Behram arıyor. Efendim canım? Ha, ablacığım neredesin? Dışarıdayım, ne oldu? Yapma be. Ne oldu? Ha yok, şu vekaletnameyi bir imzalatacaktım da sana, annemle ortak eviniz için. Ha evet, yarın imzalarım, adliyeye gönder. Ya yok, bu Zeynel var ya bizim, o ilk uçakla Diyarbakır'a geçecek de sabah. Hani onunla göndereyim dedim, onun için şey yaptım. Ha yani bu gece imzalanması lazım, öyle mi? Sorma, annem de başımın etiniydi ya. Dedi bir halledemedin. Ne yapacağız, nasıl olacak şimdi? Ne oldu? Ya Behram arıyor da bir belge imzalamam gerekiyordu acil. Nasıl yapacağız diye soruyor. Ne? Getirsin, burada imzala. Böyle bir gecede o. Ne var böyle bir gecede? Neyi var bu gecenin Allah aşkına? Ay, tamam Behramcığım, tamam. Sen Güzide'lere uğrayabilir misin? Ha ben uğrarım. Uğrarım da şimdi şey yapmayayım ya, rahatsız etmeyeyim. Hani müsaitler mi, değiller mi? Yok hayatım, yok. Rahatsız etmezsin. Gel sen. Ben konum gönderiyorum sana, tamam mı? Tamam, ben çıkıyorum hemen o zaman. Allah Allah. Ne Allah Allah? Sakin. Nerede bunlar ya? Oğlum! Hadi otur çocuğum artık. Ver teşekkür. Oltan Kaşifoğlu mu? Şu meşhur iş adamı. Evet o. Sen Antalya'da bu adamın otelinde çalışmıyor muydun? Yıllar önce. Dinle. Bu Güzide Cadısı'nın oğlu Ozan, Oltan'ın şirketinde çalışıyordu. Bu olaydan sonra da göstermelik işten attılar. Kızı da Oltan'ın oğluyla sevgili. Tolga Kaşifoğlu'yla? Evet, aynen öyle. Kadın resmen açık açık taraf tuttu. Hakimlikten de o yüzden atılmış zaten Yeşim'cim. Ya ben bir şey soracağım. Senin derdin ne? Ya kadın hiçbir şeyden etkilenmedi Faruk. Hiçbir şeyden. Hala öyle gezebiliyor. İnsanın şu kadarcık başı öne eğilir ya. Bu Güzide'yi rezil edecek bir şey bul. Tamam, bedavaya yap demiyorum. Güzide kahrolsun, gerisi kolay. İyi paranı alırım ama. Ucuza çalışmam. Kocanın 20 milyon doları var sonuçta. Sen de mi biliyorsun? Yeşim'cim, magazin benim işim. Unuttun galiba. Tabii ki Tarık Yenersoy'un ne kadar zengin olduğunu biliyorum. Serveti de 20 milyon dolardan fazla bu arada, söyleyeyim. Alemde öyle konuşuluyor. Ciddi misin? Ne kadar diyorlar? En az 2 ile çarp diyorlar. Oğlum, Selin İngilizce dersi vermeye devam ediyor mu? Evet, neden? Ha, bizim ağır cezada bir hakimin kızı ders almak istiyormuş da bir hocaya ihtiyacı var. Acaba uygunsa verebilir mi? Verir tabii. Hatta çok sevinir de. Ha. Ben numarasını atarım sana. Tamam, harika. Çok takdir ediyorum şu Selin'i. Gerçekten çocuk hem çalışıyor, ders veriyor, hem okuyor. Hukuk çok zor. Nazo, biliyorsun yani çok zor bir bölüm. Bravo yani. Bravo. Oğlum, bir ara sen de bir ders falan verecektin. Ne oldu? Verdim anne. İsmet Bey'in kızına verdim. Sınavları çok iyi geçti ama bitti yani sınavları. Ha bitti yani, bu kadar. Hı. Hı. Tolga, bir iki dakika içeri gelir misin benimle? Tamam, tamam. Gelirim.
Halbuki matematik, kimya falan bunlar çok aranılan dersler yani. Değil mi? Oylum verse bu dersleri bir sürü para kazanır. Kazanır yani. Ama akıl başka yerde. Of, ben çok gerginim ya, çok gerginim. Oylum niye böyle oldu ya? Farkında mısın? İçeride böyle şey önce sessizliği var. Niye bu kadar gergin? Sofraya neyi var anlamıyorsun? Ya şey mi yapsak? Başka zaman mı söylesek? Çünkü içerisi çok tuhaf yani. Hayır ya. Hayır. Hayır ne olursa olsun söyleyelim tamam mı? Ne olacaksa olsun söyleyelim. Bitsin gitsin lütfen. Söyleyelim değil mi? Söyleyelim. Söyleyelim de. Ya annem beni evden kovarsa? Ben götürürüm seni. Yanında ilk iş evlenir zaman. Keşke kovsa. Hayır. Ben bu evden gelin olup çıkacağım. tamam. Hadi. Yüreğine inecek. Bak bunu gördüğü an yüreğine inecek kadın. Söylüyoruz. Hı-hı. Hadi bakalım. Anne biz Tolga ile evlenmeye karar verdik. Ay. Ay, çok sevindim. Çok sevindim. Oylum çok sevindim anneciğim. Ay kumrum benim çok sevindim. Çok sevindim bir tanem. Ay Tolgacığım tebrik ediyorum yavrum. Tebrik ediyorum. Gerçekten. Sevindin mi gerçekten? Gerçekten çok sevindim. Ben çok şaşkınım. Niye? Aa. Aşk olsun ben o kadar bağnaz biri miyim canım? Yani hem ilişkinizin adını koymuş olmaz beni çok mutlu etti gerçekten. Öyle hayal ettiğim gibi bir damat gerçekten. Ben de ağlayacağım galiba ya. Ay Ümit lütfen, lütfen rica ediyorum ağlama tamam. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Nazım. Tebrik ederim. Tolga, tebrik ederim. Sağ ol adam. Darısı başına. Olayım. Hüseyin. Canım kardeşim benim. Hadi
de hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Ümit abi. Kuzunun kuzusu. Sen ne ara büyüdün de nişanlandın da. Hay Allah'ım ya. Tebrik ederim. Sağ ol Zeynep. Zeynep. Tebrik ederim. O zaman nişan pastasını yiyebiliriz değil mi? Tabii, tabii yiyelim. O zaman ben hemen hazırlıyorum. Tamam. Hadi gel. Yüzüğüne bakayım. Ay Güzide, harika. Evet. Peki, düğün ne zaman? Daha düğüne çok var ya. Yani daha dur bakalım değil mi? Daha üniversite sınavına hazırlanacak oğlum. Sonra üniversiteyi kazanacak, okuyacak, mezun olacak, iş bulacak. Daha çok var. Değil mi Tolga'cığım? Daha dur bakalım hemen evlenirme söyle. Çok var. Evet, evet. Evet. Oğlum üniversite sınavlarına hazırlanmaya başladı bile. Evet. Bilgisayar mühendisi olacağım. Meslektaş olacağız. İnşallah. Buyurun Oltan Bey. Sağ ol İbo. Keşke böyle bir günde Tolga Bey'in yanında olabilseydiniz. Nasıl bir günde? Evlilik kararını açıklayacaklarmış ya. He. Ya. Tolga'nın hevesi kırılmasın diye bir şey demedim. Ama olmaz o iş. Tolga'nın babası benim. Benim iznim olmadan oğlumun etrafında kuş uçamaz. Uçurma. Hadi, kaçtın mı? Oo, pasta geldi. Geldi pastamız. Çok güzel. Ne kadar güzel. Ay, şu pastanın güzelliğine bakar mısınız ya? Hadi kesin şunu. Vallahi parmaklayacağım ben şuradan. Kesmeyelim bu pastayı. Ya kesmeyelim. Çok güzel. Şuna bakın. Saçmalama. Hadi kes, kes. Al bıçağı. Ben mi keseyim? Birlikte keseceksiniz. Gel. Evet, tut elinden. Behram gelmiştir. Hemen bakıyorum. Tamam. O gelecekti, evet. Ver ben dinleyeyim çocuğum. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin Behramcığım. Merhaba, hoş bulduk. Ne olur kusura bakmayın. Ben yine bölüyorum sizi böyle ama. Olur mu öyle şey? Hoş geldin. Zahmet oldu Behramcığım. Kutlama yapılıyor herhalde. Doğum günü falan mı? Gerçi mum da göremedim ama. Nişan, nişan. Oğlumla evlenmeye karar verdik de. Öyle mi? Çok güzel haber. Güzel haber. Tebrikler. Oğlum tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Güzel haber. Şey yap onu. Sen imza al da ben gideyim ya. Kalem var mı? Hı? Kalem? Ha. Nazo? Hı. Bu noter evrak. Evet. Orada imzalaman lazım. Dayım noter. Bizim aile biraz geniş.
Geniş mi? Genişten öte hayatım. Yediniz mi? Tamam. Yama. Dur ağzımda var. Ha? Yok canım. Abla, abla anne. Gel gel. Sen, gel. Sen, gel. Sen, gel. Sen, gel 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 sen, gel. Sen, gel. Sen, gel. Sen, gel. Sen, gel 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 lütfen oğlum, gel. Hadi. Yok yok. Bir şey yapmayayım ben. Gel. Gel. Oldu bu iş. Tebrik ediyorum tekrar. İyi akşamlar. Aa, nereye gidiyorsun? Pastamızdan yiyeceksin. Gel lütfen. Ya restoran biraz yoğun olur. Kusuruma bakmayın. Anazo bir şey söylesene. Gelir misin lütfen? Aa, olur mu öyle şey? Pastamızdan yemeyecek misin ya? Çok güzel pasta. Pasta ya. Olur mu öyle şey ya? Bu özel gününüzde ben de şahit olmaktan mutluluk duyarım. Uzat tabağı şuradan. Ver bıçağı sen şu. Keselim. Şöyle yolla. Şuna da alalım. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim, afiyet olsun. Ay harika, çok güzel görünüyor. Elmas Hanım, sizin gibi zarif bir kadına kafa koparan elmas denmesi ilginç. Çok mu kafa kopardınız? Kafa koparmak demeyelim ona da. Ben istediğimi alırım Oltan Bey, mutlaka. Onun için beni tehlikeli bulanlar olabilir. Ama siz bu akşam tehlike altında değilsiniz. Şimdi Tarık için daha da üzün. Bir şey söyleyeceğim. Biz sizinle iyi anlaşacak gibiyiz. Ne dersiniz? Benim niyetim o. Sizin? Benim de niyetim o. Biz sizinle iyi anlaşacağız. Hatta dost olacağız. O yüzden şu siz lafını aramızdan kaldırsak bence. Ne diyorsunuz? Memnuniyetle Oltan. Dostluğumuza Elmas. Dostluğumuza. Peki o zaman. Tarık Yenersoy'un servetinin 20 milyon dolardan çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum? O Tarık'ın servetinin sadece köpüğü. Nereden biliyorsun? Çünkü çok derine baktırdım. Tarık'ın saman altından su yürüttüğünü biliyordum. Ama sadece benim için yaptığını düşünüyordum. Meğer asıl kendi için yapıyormuş. Hiç tahmin etmemişim. Şimdi bunu bildiğine göre Tarık'ın para akışının trafiğini de biliyorsundur diye tahmin ediyorum. Tabii ki. Dünyanın dört bir yanına dağıtmıştır. Yanılmıyorsun. Ne güzel değil mi? Böyle iki akıllı insan birbiriyle hiç zorluk çekmeden iletişim kurabiliyor. Aynı yerden bakınca. Bakmak dedin de. İlk olarak nereye bakmam lazım? Güney Kıbrıs. Beef Bank.
Ama her şeyi biliyorsun sen Elmas. Kara para işleri orada dönüyor da o yüzden. Başka? Başka derken? Tarık'ın servetinin tamamı Güney Kıbrıs'ta olamaz. Dünyada başka nerede parası var? Bir yemek, bir bilgi. İki yemek, iki bilgi. Çok yemek, çok bilgi. Hı? Bravo. Ben de olsam aynen böyle yaparım. Özlem, Güney Kıbrıs'ta İngiliz bir avukat var, kara para işlerine bakan. Alex Brunner. Evet, onu bulmanı istiyorum. Tarık Yenersoy'un servetinin bir kısmı Beif Bank'ta. Ha, Güney Kıbrıs'ta. Miktarını öğreneceğiz, ondan sonra hesaba tedbir koyduracağız. Sen bu Alex Brunner'la anlaş. Evet, tedbir konacak rakamın %1'ini teklif et. E tabii sıkı pazarlık yap. Maksimum %5'e kadar çıkabiliriz. Tamam canım? Hadi iyi geceler. Altan, bence geceyi erken bitirdik. Gece hayatıyla aran nasıl? Ah ah ah. Sen ne şeytansın ne şeytan. Aa, aşk olsun. Ne şeytanlığı mı gördün? Nişanlanmanıza çok sevindim. Mutluluklar dilerim ama... üniversiteyi kazanman lazım. Okulu bitirmen lazım. İş bulman lazım. Evet yani. Sen oğlumu tanımıyor musun? Ben şimdi olmaz deseydim, vallahi bugün şu anda gider evlenirdi o. Evet, çok haklısın. Durumu idare etmene hayran kaldım. Öğrendim. Öğrendim, hayatta idare etmeyi öğrendim. Öyle asarımla keserimle olmuyormuş Nazo. Yok, hayat mahkeme salonlarına benzemiyor değil mi güzişim? Benzemiyormuş Nazocuğum. Oli? Ozi müsait miydin? Annem bir bütçe konuşması yapacak da seni de duymanı istiyormuş. Bütçe konuşması mı? Bir saniye bekler misin? Bir sağa çekeyim de öyle konuşalım o zaman. Tamam. Bir saniye. Hah. Geldim. Şöyle koyayım mı? Çocuklar, biliyorsunuz bir süredir ekonomik olarak sıkıntı yaşıyoruz. Farkındasınızdır. Yani bir süredir benim kenara biriktirdiğim parayla idare ediyoruz. Ben şimdi bir avukatlık bürosu açmaya karar verdim. Bugün de bir hukuk bürosuyla görüşeceğim. İyi bir büro. Şimdi hazırda müvekkilleri var. Portföyü de geniş. Nasıl ya? Süper abla, çok iyi haber. Evet, çok iyi bir haber.
Tabii, evet. Ama... yani devralabilmem için biraz paraya sıkıştım. Para bulamıyorum. Arabayı satayım diye düşündüm. Fakat onun da kredisini bitirmemişim daha. Borcu var. Ama yani bakacağız. Anlaşabilirsek. Peki ne kadar eksiğin var anne? Yani 40-50 bin dolar kadar ihtiyacım var. Çokmuş. Ya. Evet ama dur bakalım yani pazarlık yapacağım. Bakalım. Kredi. Yani kredi çekemez miyiz? Ben kredi çekemem. Meslekten atıldım ya. Bana kredi vermezler. Benim yüzümden bu haldeyiz. Benim yaptıklarım olmasaydı... Ozan hayır, hayır yapma. Benim yüzümden bu hale düştük anne. Benim yüzümden mesleğinden atıldın. Ozancığım, Allah aşkına ben size ne diyorum? Hı? Değiştiremeyeceğin şeylerle oyalanma. Yürü git hadi ileriye bak ileriye. Tamam ben çalışmaya başlayacağım zaten. Hayır hayır olmaz sen üniversite sınavına hazırlanacaksın. Anne hem hazırlanırım hem çalışırım ne var bunda? Ben de iş başvuruları yapmıştım. Şimdi birkaç tane daha yapacağım. O zaman bundan sonra mutfak masrafları da benden. Yani iyi kötü bir krem satıyorum sonuçta. Sana şey diyecektim ya. Tolga benim için bir internet sayfası yapar mı? Oradan da satış yapayım. Yapar tabii ki. Hem çok mantıklı da ya. Artık herkes online'dan alıyor zaten. Tamam o zaman beğendiğim bir site var. Ben sana göstereceğim sonra. Yapmayın be. Aa ölmedik daha durun. Sadece yani bütçeden haberiniz olsun diye... söylemek istedim. Anladınız mı? Hallederiz. Tamam mı Ozi? Tamam. Hallederiz. Benim inşaattan malzemeleri çalan şantiye şefi Antep'e kaçmış. Evet evet. Ozan'ın aşağı attığı Refik. Yok. Hesabını kesmeyin. Ekmeğini kesin. Anlaşıldı mı? Bayağı sokakta yatacak kadar aç kalsın it. Tamam. Hadi. Bilgilendirin beni. Geri zekalı. Çaldığı mal da 3 milyon. Madem hırsızlık yapacaksın, büyük götürdüm. Paranın hepsini de yemiş salak. Otursana. Beni niye çağırdın? Birlikte iş yapmak için. İş mi? Ha? Seninle. Ozan, ileriye bak. Geçmişe bakarsan... hoş olmayan şeyler görürsün. Sana geçmişi hatırlatmak zorunda bırakma beni. Tamam? Tandans mimarı. Burada işe başlayacaksın. Bugün görüşmem var. Görüşmem mi var? Hı. Senin adına başvuruda bulunduk. Cilal'da bir CV gönderdik. Görüşmeye çağırıldı. Sen kafayı mı yedin? Tandans mimarlık Estonya'da büyük bir havaalanı yapıyor. Onun planlarının fotoğraflarını çekip bana göndereceksin. Sonrasında işe devam edersin, etmezsin. Senin bileceğin iş. Ha bir de casusluk yapacağım yani. Hı hı. İnşaatta yapmıştın. Çok da başarılıydın.
Elindeki görüntülere mi güveniyorsun Oltan Kaşifoğlu? Anladım. Bu şantajın bir sonu yok. Sen iyisi mi o görüntüleri polise ver. Ben gidip hapis yatarım daha iyi. Annen boşuna mı meslekten ben oldum? Hı? Madem yatmayı göze alacaktın, Kaan'ı öldürdüğünde beni değil polisi arasaydın. Senin aptallığının bedelini annem mesleğiyle ödedi. İtibarıyla ödedi. Senin yüzünden. Hayır, senin yüzünden. Kaan'ı öldüren sensin. Ben sadece durumdan faydalanan bir iş adamı. Ha? Ozan, sana bedava iş yapacak değilim. Her işin bir karşılığı var, değil mi? Eğer bu işi kabul edersen, bana olan 1 milyon dolar borcumu sileceğim. Üzerinde 50 bin dolar var. Nakit. Çok beklettim mi? Yo, yeni geldim ben. Tamam. Bilmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bugün benim yanımda olman çok kıymetli Sezai. Teşekkür ederim. Ne demek ya? Her zaman. Ortak birkaç tanıdık çıktı. Ömer Bey iyi avukattır aslında ama adamın sağlık sorunları başlayınca bırakmaya karar vermiş. Yoksa kimseye bırakmaz diyorlar. Belli ama. İnşallah devralabilirim. Bizi de bak. Yok yok, hayır hayır. Borç? Yok yok, hayır, ne olursun yapma. Ben böyle borçla harçla başlamak istemiyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Hadi. Hoş geldiniz Gizli'de Hanım. Aslı ben. Çok memnun oldum Aslı Hanım. Sizi biraz bekleteceğim. Ömer Bey henüz gelmedi sağlık sorunları olduğu için. Tamam, olur tabii, bekleriz. Kahvenizi nasıl içersiniz? Ben sade içerim. Ben de sade içeyim kızım. Teşekkürler. Güzelmiş değil mi? Geniş de sanki, değil mi? Üst katta mı var acaba? Orada bir oda daha var. Evet. Çok güzel. Alo. Faruk, merhaba. Ne yaptın, takip edebiliyor musun? Ediyorum, ediyorum. Güzel. Peki çekebildin mi? Var mı bir şeyler? Var gibi ya. Bir adam geldi. Kadını evinden aldı. Bir adam mı? He he. Böyle iri yarı, kel kafalı bir adam. Ay, çok merak ettim. Bana da atsana fotoları. Ya tamam şu anda. Önce telefonumu aktarmam gerekiyor. Tamam, aktar sonra hemen at, tamam mı? Oltan, hoş geldin.
Hande yerinde değil miydi? Yerindeydi ama zahmet etme. Yolu biliyorum dedi. Hocam? Nasıl gidiyor davalar? Beni azletmeyi düşünmüyorsun yani. Niye? Azletmemi gerektirecek bir yanlış mı yaptın? Karaören'deki imar davası devam ediyor. Bilirkişi raporu lehimize geldi. Peki asıl davamız ne alemde? Hani Güzde'nin baktığı, senin patlattığın. Hala beni suçluyorsun yani. 200 milyon dolar kaybetme tehlikesi içindeyim Tarık. Birini suçlamam lazım. Güzde görevini yaptığına göre. Davacı sayısında bir değişiklik yok. Şimdi artık hiçbir hakimi satın alamayız. Belli ki bir hokus pokus yapacaksın. Hı? Kafamda bazı planlar var tabii, merak etme. Güzel. Sonucu görünce takdir edeceğim. Allah'ım. Kıbrıs. Efendim? Tarık Bey merhaba. Ben BF Bank'tan Serhat. Serhat Bey merhabalar. Hayırdır? Bir problem mi var? Offshore hesabınızdaki 5 milyon dolara tedbir konduğunu bildirmek için aradım. Tedbiri koyduran İstanbul'dan bir avukattır. Elmas Heves. Ne? Oltan, merhaba. Merhaba Elmas. İkinci yemeği ne zaman yiyoruz? Ne zaman yiyelim? Bence hemen. Bakalım. Ben seni ararım. Görüşmek üzere. Tamam. Çok utandım Ozan. Yerin dibine girdim resmen. Babam gittiğinden beri bize annem bakıyor. Biz bir kere bile sormadık bu değirmenin suyu nereden geliyor diye. 50 bin dolar eksiği varmış. Ah, biraz param olsaydı. Al anne tamamla derdim. Benim asıl çıldırdığım bizim baba dediğimiz adamın 20 milyon doları var. 20 milyon dolar. Biz 50 bin doların derdindeyiz. Ya yanlışsın. Ya yine yanlış adım atıyorsun. Allah'ım bir yol göster. Tolga'yla ne zaman konuşacaksın? Dayıcığım şimdi arayayım istersen. Hadi be dayıcığım be. Hadi be güzelim be. Tamam be. Bir de şey bu benim kremlerin böyle janjanlı fotoğraflar lazım. Onu ben hallederim. Vallahi. Ben de o. Güzelim. Ne güzel güzelim demek öyle. Evet, yaparım öyle şeyler. Senden bir şey isteyecektim. Dayıma bir web sitesi yapar mıyız? Tabii yaparız. Şey, kremleri için mi? Evet. Getir getir. Şöyle güzel bir site be Tolgacığım. Görenin dibi düşsün. Tamam Ümit abi, merak etme. Bende o iş. Tamam, tamam yaparız diyor. Sağ olsun. Tamam, tamam hadi öptüm çok, bay bay. Tamam haydi öptüm.
Sakin ol. Olamıyorum ya, sakin. İlk defa internet sitesi yaptırıyorum hayatımda. Tamam, yapacağız, tamam. Dandars mimarlıkla ilgili ne biliyorsunuz Ozan Bey? Doğruyu söylemek gerekirse pek fazla bir şey bilmiyorum Nergis Hanım. Ama biraz araştırdım tabii. Web sayfanızı inceledim. Hep ödüllü projeler yapmışsınız. Evet. Estonya'daki havaalanı projemizle de ödül alacağız. Kararlıyız. Alırsınız eminim. Yalnız benim anlamadığım, siz bir mimarlık şirketisiniz. Neden inşaat mühendisi arıyorsunuz? İnşaat safhasında da olacağız çünkü. Konsorsiyuma girdik. Hatta sizinle de o yüzden ilgilendik. CV'niz bizde çok iyi bir inşaat mühendisi olduğunuz izlenimini bıraktı. Teşekkür ederim. Ben de ödül alacak bir projenin içinde yer almayı tabii ki çok isterim. Kaşifoğlu İnşaat'tan neden ayrıldınız? Fikir ayrılığı diyelim. Aslında fikir ayrılığından fazla etik nedenler. Oltan Bey'e çalışma tarzını doğru bulmadığımı söyledim. Tartıştık. Sonuçta kovulmanız olmuş. Evet. Peki Oltan Bey'e Ozan Yenersoy'a referans verir misiniz diye sorsak, sizce ne der? Benimle çalışmak için Oltan Kaşifoğlu'nun referansına ihtiyaç duyuyorsanız, bence bu görüşmeyi burada sonlandıralım Nergis Hanım. Teşekkürler. Oturun lütfen. Biz kendisini gayet iyi tanıyoruz. Onun referansı burada geçmez. Biz sizinle çalışmak istiyoruz Ozan Bey. Tabii siz de istiyorsanız. Buyurun oturun, ücreti konuşalım. Ne dersiniz? Delirdin mi sen? Manyak mısın, enayi misin? O paraya çalışılır mı? Senin getir götürünü yapamayacak adamlar iki katını alıyor. Bak bak bak, bir de sırıtıyor ya. Ozi, ben ciddiyim. Ara hemen. Çalışmayacağım, vazgeçtim de. Ben konuşurum bizimkilerle. Mis gibi maaşla borları inşaata dönersin. Ciddiyim ya. Benim derdim para değil kardeşim. Ne peki derdin? Ha? Öğlen yemekte sulu yemek mi çıkıyor Tandars mimarlıkta? Allah Allah. Benim niyetim Oltan'a yakın olmak. Nasıl yakın olmak? Suyuna gideceğim. Dediklerini yapacağım. Söylediklerine uyacağım. Güvenini kazanacağım onun tekrar. Ne olacak güvenini kazanınca? Onun şirketine geri döneceğim. Hayda. Ya kardeşim, sen demedin mi sildim o herifi şeytan görsün yüzünü diye? Nereden çıktı şimdi geri dönmek? İntikam. Geri dönüp içeriden bitireceğim o herifi. İntikam. Nasıl olacak peki o? Ya ne yapacaksın? Var bir planım. Zamanı gelince ayağını kaydıracağım o Oltan Kaşifoğlu'nu. Zaten benim bu zamana kadar beklemem hataydı. Çok bile vakit kaybettim. Ya kıza hasta oldum. Ona yakın olmak için döneceğim demiyorsun da. Ya bırak. Sabah Oltan'ın teknesinden çıkarken gördüm yine. E'si... Geceyi orada geçirdi herhalde. Ya benim anlamadığım, bu kadar güzel bir kızın babası yaşında bir adamla ne işi olur ki? Sebebi belli kardeşim. Bu işte. Kendi güzel ama karakteri güzel değil demek. Hayda. Niye arıyor ki? Baban mı? Alo. Ozan oğlum, ne yapıyorsun? İyiyim. Dışarıdayım. Ne oldu? Akşam birlikte bir yemek yiyelim. Konuşmak istediğim önemli bir konu var. Konuşmak istediğin bir şey var. Vay. Yeşim'le mi alakalı? Hayır hayır, Yeşim'le alakası yok. Ne o zaman? Oğlum akşam gel diyorum işte. Konuşacağız. Buluşacağımız yerin konumunu atıyorum sana. Mutlaka bekliyorum. Tamam.
Tolga şu resmi biraz aşağı mı kaydırsak? Ha? Bunu mu? Hı. Ama bunu aşağıya alırsak böyle simetri bozulur, güzel durmaz bence. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Babam arıyor. Aa. Efendim? Oğlum, bu akşam yemekte buluşacağız, tamam mı? Ozan da gelecek. Çok önemli bir şey konuşacağım sizinle. Ne hakkında? Akşam öğrenirsin, mutlaka bekliyorum, tamam mı? Konum atıyorum sana şimdi. Ne diyor ya? Çok önemli bir şey konuşacakmış. Ozan'la beni yemeğe çağırıyor. Çok önemli bir şey konuşacakmış. Hı. Mutlaka gel dedi, kapattı. E git bence. Git bir bak bakalım ne diyecek. Ne yaptın? Takip edebildin mi Güzide'yi? Sana da merhaba Yeşim. Pardon, merhaba. Yakalayabildin mi bir şey? Vallahi bütün gün peşlerindeydim. Oltan Kaşif odada teması olmadı. Ama sana dediğim o adamla buluştu. Bak. Sezai'yi okuyan diye bir avukatmış. Ne dersin? İşimize yarar mı? Ateş bacayı sarmış resmen. Güzel. Yaramaz mı? Yarar tabii ki. Daha önce de gönder dedim, göndermedin. Hadi şimdi gönder telefonumu hemen. Hemen? Ha. Yeşim'cim, para peşin. Akşama kadar peşinden koştum ben bunların. Kaçmıyoruz herhalde Faruk, vereceğiz. Vallahi paran yok. Verir misin? Hiç de emin değilim. O yüzden bence para. Yok ya, yani konuşturmadı bile. Mutlaka bekliyorum dedi. Pat diye yüzüne kapattı. E bana da aynısını yaptı. Aman. Neyini merak ediyorsunuz? Ağzınızı aramak için yapıyor işte. Hangi konuda dayı? İşte elimizde Mintone'nin Burcu Yuray'lara attığı görüntü var mı yok mu diye. Ha yok. Ben sordum. Yeşim'le bir alakası yok dedi bana. E oğlum tabii ki öyle diyecek ya. Öyle olmasa gider misiniz yanına? E ne yapalım? Yani gitmeyelim. E git dedin. E gidin. Gidin ama verin ağzının payını. Yani yeni işe girdim. Keyfim yerinde ya. İlla bozacak ya. Hadi. Sen işe mi girdin? Oğlum insan bir müjde verir ya. Ha, dayı yeni oldu ya. O yüzden. Ya sen niye bunları asla haber vermiyorsun? Ya kızım büyütülecek bir şey değil. Yani düşük maaşlı. Daha iyisini bulana kadar idare edeceğim işte. Tamam. Olsun oğlum, boş ver. Ben her zaman derim zaten, biliyorsun. İş işteyken bulunur. Sen güzelce çalış. Başka teklifler gelir nasılsa. Evet. Ne olacak? Saçmalama. Bakalım. Neyse hadi öyle çıkalım. Ne diyecekse desin. Hadi. Tamam. Dur bir dakika dur. Dayı annemle konuştun mu? Ne demiş adam teklifine? Ya, daha belli değilmiş Oli. Ömer Bey düşünecekmiş teklifini. Ha iyi. Olumsuz değil ama değil mi? Allah Ozi. Olumlu da olabilir, olumsuz da. Her şey ortada da. Geleceğim. İşim var anneciğim, hemen gidip geleceğim, tamam mı? Çok sıkılıyorum. Bak, ne yaparız biliyor musun? Yarın seni parka götürürüm ben. Sonra da hamburgerciye gideriz. Ama şimdi Necla ablanla otur, tamam mı anneciğim? Oyuncaklarınla oyna. Ha? Yazdın mı adresini Necla? Yazdım Yeşim Hanım, buyurun. Kimliğini de ver. Al bakalım. Ocağın üstünde yemek var. Acıkırsa ısıtır yedirirsin. Hiç merak etmeyin. Doyururum ben Öykü'yü. Tamam. Bir şey olursa da beni mutlaka ara. Anneciğim, Necla ablayı üzme, tamam mı? Ben hemen gidip geleceğim. Hadi aferin benim kızıma. Acıktın mı Öykü? Yemek yiyelim mi? Aa, oyuncaklarımla oynayacağım ben.
Sipariş verecek misiniz Tarık Bey? Daha misafirlerim gelsin ondan sonra. Peki efendim. Ha, oğlum. Ozan. Oturun çocuklar, oturun. Gelin bakalım, oturun. Ne yaptınız? Kolay bulabildiniz mi orayı? Biz bulmadık. Navigasyon buldu. Konum gönderdin ya bize. Elinizde Yeşim'le ilgili görüntü yok mu diyecek, olmadığını mı anladı? Yok. Öyle olsa savcıya başvururdu. Hemen Ümit'i içeri aldırmak için. Bence elimizde öyle bir görüntü var mı yok mu onu öğrenmek istiyor. E niye gitti şimdi çocuklar? E bu duysunlar bakalım ne istiyor. Doğru. Ya Güzide senin bu büro işi olmayacak mı? Ya adamcağız Amerika'ya gidecekmiş tedavi için. Bir hafta mühlet istedi, bir düşüneyim dedi. Ama ben pek umutlu değilim. Bakalım. Acaba diyorum Sezai'den mi istese? Yok. Yani Sezai'yle arama öyle para ilişkisini sokmak istemem. Yani doğru söylüyorsun da vallahi bende de yok bu aralarda. Acaba diyorum Behram... Yok aman sakın ne olursun. Zaten ben borçla harçla başlamak istemiyorum bu işe. Bulacağım ya. Yani bir yolunu bulacağım. Ne yersiniz? Aç değilim ben. Ben de. Yemek yiyecektik. Yemeyeceğiz. Sen konuşalım dedin diye geldik. Sen ne söyleyeceksen söyle. Bize üç kahve getirir misin canım? Baş üstüne Tarık Bey. Siz küçükken... Her hafta yemeğe giderdik. Özellikle cumartesi akşamlara. Hep farklı restoranlara giderdik. Sen defterine puanlarını yazardın. Her restorana bir puan verirdik. En yüksek puanı alana tekrar giderdik. Ya. Ha bir de tahmin yarışması yapardık. Hatırlıyor musunuz onu? Ben hesabı öderdim. Siz de tahminde bulunurdunuz. En yakın tahminde bulunana ödül verirdim. Para verir. Anneniz de dahildi bu ödüle. Bizi buraya anılardan bahsetmek için çağırdıysan. Anneniz böyle 2-3 saniye kapatırdı gözünü, hemen bulurdu, bilirdi. Ama tabii belli etmezdik biz. Hep siz kazanmış gibi gösterirdik. Çok sevinirdiniz. Çok, çok, çok güzel günlerdi onlar. Çok. Çok güzel günlerdi ama bitti. Ayrıca... Evet, ben bitirdim. Biliyorum, biliyorum. Hatalı olan benim ve bunun bedelini ödüyorum kızım, ödüyorum. Ama size olan sevgim hiçbir zaman azalmadı benim. Siz benim çocuklarımsınız, evlatlarımsınız. Biz bunları çok dinledik. Hadi, ne söyleyeceksen söyle baba. Tamam, belki beni sildiniz, yok sayıyorsunuz ama ben sizden vazgeçemem, vazgeçemem. Çalışıyorsam, çabalıyorsam hep sizin için. Kardeşiniz için. Konu bu değil mi? Eğer bizi Öykü'yü sevin diye çağırdıysan biz zaten Öykü'yü seviyoruz. Ama Yeşim'le ilgili hiçbir şey isteyemezsin bizden. Hayır kızım, hayır. Konu sizsiniz. Konu sizsiniz. Benim neyim var, neyim yok sizin olacak ya. Eğer bir gün öldüğümde... Her şey kardeşinizle sizin olacak kızım. Tamam şimdi inanmıyorsunuz. Belki içinizden babamız böyle duygusal konuşuyor, bizi kandırmaya çalışıyor diyebilirsiniz. Ama öyle değil, öyle değil. Öyle değil. Bunlar iyi niyetimi göstermek için. İkinize de hesap açtırdım. Thank you.
saniye. O son saniyen var ya şimdi, koş. Dolar mı verdin Murat? Allah'ın cezası seni, Allah'ın cezası. Sen şimdi gerçekten bize birer milyon dolar mı veriyorsun baba? Evet oğlum, evet. Bizim mi yani bu para? Evet kızım. Evet bir tane sizin. Evet. Ama bir şartla. Tabii. Tamam, yüzünüzü hemen düşürmeyin. İstediğim şart çok basit bir şey yani. Annenizi boşanmaya ikna edeceksiniz. İkna mı edeceğiz? Neyini ikna edeceğiz? Zaten annem boşanmak istiyor senden. İstiyor da kızım, çok büyük şartlar öne sürüyor. Benim istediğim şartlarda boşanacağız. Yani? Yani önce Elmas heveslenen kadını avukatlıktan azledecek. Nafaka, tazminat talebinde bulunmayacak. Ve benim mallarımdan hiçbir şey istemeyecek. Senden bir kuruş bile almayacak yani. Eğer bu şartlar altında boşanırsam ve boşanma celbi geldiği gün bloke kalkacak. Paranızı istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Sen ne dediğinin farkında mısın? Sen parayı alın, annenizi sırtından bıçaklayın diyorsun. Hayır, hayır. Hemen karar vermeyin. Karar vermeyin hemen. Düşünebilirsiniz. İstediğiniz kadar düşünün. Sonra konuşuruz. Efendim? Tarık Bey, iyi akşamlar. Timay Güvenlik'ten arıyorum. Büronuzdaki alarmın çaldığı tespit edildi. Bir bakıp kontrol etmeniz gerekiyor. Hemen gidiyorum. Benim hemen gitmem lazım. Büronun alarmı çalıyormuş, tamam mı? Bunlar sizde kalsın. İyice düşünün, tamam? Konuşuruz sonra. Neydi o şimdi? İnanamıyorum ya. Yani gerçekten inanamıyorum. Adama bak. Gelmiş burada annenizi satın diyor. Gözü dönmüş. Yine gözü dönmüş. Başka bir isteğiniz var mıydı efendim? Başka bir isteğimiz yok. Biz hesap alalım, olur mu? Hesap önemli değil efendim. Tarık Bey'in müessesimizin kredisi büyüktür. Afiyet olsun. Neymiş bu Tarık Yener Su arkadaş ya? Adama bak ya. Adama bak, geçmiş karşımıza, annenizi ikna edeceksiniz diyor. Neymiş? Beş kuruş almadan boşanacakmış annem. Yok ya. Var mı başka emrin Tarık Efendi? Bize diyor bir de çocuklarına. Annenizi dımdızlak bırakmama yardım edin. Size birer milyon dolar vereyim diyor. Ya bu adamın utanması olmadığını biliyorduk da. Ya bu bambaşka bir seviye. Yok ya, artık çığırından çıktı. Ozi. Hı. Kaç parası vardır ya bu adamın? Kızım 20 milyon dolar deniyor ya işte. Ya o denen. 20 milyon doları olsa 2 milyonunu böyle pat diye bize verir mi? Vermez, mantıklı düşün. Daha fazlası mı var diyorsun? Kesin. O zaman ayıp etmiş işte. Madem daha çok parası var, niye bize birer milyon dolar teklif ediyor, değil mi? Çünkü bizi birer milyon dolara annemizi satabilecek kadar sefil görüyor. Sanki 3 milyon dolar verse dediğini yapacaksın. Yapmayacağım tabii. Sen yapacak mısın sanki? Beş milyon?
Ya kızım saçmalama. Annemden bahsediyoruz burada. Demek sen olsan... E saçmalama ya. Şaka yapıyorum. Yapar mıyım sence? Allah. 10 milyon dolar. Ya ne 10 milyon ha? dolar? 10 milyon dolar verse? Yapmam. Bak bana 10 milyon dolar versin. Ben dediğini yaparım belki. Kızım 10 milyon dolar beni bozar. Ben kendimi kaybederim. Gözüm kararır benim. Sen var ya sen kesin kendini bozarsın bak. Ama sen yine çok ucuza gittin. Ben 15'ten aşağısı beni kurtarmaz. O da yani belki. Yani ruh halim iyiyse falan kabul ederim. Bak bana 10 milyon dolar versin. Ben dediğini yaparım ya. Gider 9'unu anneme veririm. Oh mis. Düşünsene 100 milyon doları var. 20 milyonu verse fit miyiz? Ya şu konuştuğumuz paraların farkında mısın? Cidden ya. Ya yaptığımız şakaya bak. 100 milyonlar, 20 milyonlar filan. Olabilir mi sence? Babamın 100 milyon doları olabilir mi? Saçmalama. Öyle olsa 20 milyona gider adam yalı alır. Senin dandik bekar evinde mi kalır? Belki yalısı var. Geceleri nerede kaldığını bilmiyoruz ki. Ha? Annem üstüne konmasın diye bizden gizliyor belki. Nereden biliyorsun? Düşünsene öyleymiş. Geceleri gidiyor ya. İyi akşamlar. Buyurun Tarık Bey. Büromun alarmı çaldı diye aramıştınız. Evet. Ben şu anda büromdayım. Bir sorun var mı? Bir problem görmüyorum. Yanlışlık oldu herhalde. Peki kayda alıyorum Tarık Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ozan, dur bir dakika. Ne yapacağız? Neyi? Ya söyleyecek miyiz şu teklifi anneme? Şimdi çok zor yerden sordun be kızım ya. Vallahi bilmiyorum ki. Şimdi söylesek ya üzülecek, sinirlenecek, içine atacak. Ya da babamla gene birbirlerine girecekler. Ne olacak? Söylemesek de yine bir şeyleri saklıyor olacağız. Abla. Yemeyeceğim. Hadi bu su. Hayır içim ekşidi. Portakal yedim ya. İstemem. Çocuklar geldi. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dayıcığım. Ne? Yeşil elma var. Şahane yer misiniz? Oo süper. Vallahi ben yerim. Götür. Sağ ol dayı. Anneciğim. Nasılsın? İyiyim yavrum sen? Oğlum. Ben yemeyeceğim dayı sağ ol. Anne. Yavrum. Hey anne. Babam bizi niye çağırmış merak etmiyor musun? Yok merak etmiyorum. İyi. Ben ediyorum vallahi. Niye çağırmış sizi Tarık Efendi Hazretleri? Dayı merak ediyor anlatın. Vallahi senin dediğin gibi anne.
Ağzımızı aradı sadece. Ha. O görüntüler var mı yok mu onu öğrendi ya. Evet ya, çok da endişeliydi. Bu muymuş ya? Çok mühim bir şey konuşacağım dedi. E siz ne cevap verdiniz? Biz hiç renk vermedik dayı. Aferin size dayıcığım. Aferin. O zaman o kadar iyi oynadı ki vallahi ben de elimizde görüntüler var zannettim. Böylece anladık anne. Tarık Bey'in bizimle arasını düzeltmek, efendime söyleyeyim, bize bir babalık yapmak falan hiç de öyle bir derdi yokmuş. Gerçi biz biliyorduk öyle bir şey olmadığını da bir kere daha görmüş olduk işte. Siz renk vermeyince de iyice köpürmüştür zaten. Tabii canım, hem de nasıl? Tarık işte. Az. Hadi at fotoları. Tamam, hemen atıyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Lenciye verir gibi 500 lira para verdi bana. Millete milyon dolarlar saç. Ona bir milyon, ona bir milyon. Öykü ne olacak? Öykü senin kızın değil çünkü. Cezası pis. Muratçığım, hoş geldin hayatım. Hoş buldum. Nerede benim güzel prensesim, yattı mı? Yok, içeride oyun oynuyor. Çağırayım istersen. Öykü! Hayır, bırak oynasın. Ben birazdan yanına gideceğim zaten. Sen geç geleceğim dedin diye ben sofrayı falan kaldırdım. Kurayım istiyorsan. Yok yok, ben yedim. Ama bir kahveni içerim, hadi. Tabii, yaparım hemen. Kahve içermiş. Sıkkımın kökünü iç. Yemeğini yedin, kahveni de içseydin. Bu cadıdan olan çocuklarına dolar milyoneri yap. Benim kızıma gelince zırnı koklatma. Şeytan diyor, dök zehir gebersin gitsin. Sen bana bir nikah kıyı da ben sana yapacağımı biliyorum Murat Yenersoy. Çok iyi biliyorum. Anne, günaydın. Günaydın Tarık Bey. Çocuklarınız geldi, içerideler. Güzel. Oh. Günaydın çocuklar, hoş geldiniz. Erkencisiniz bakıyorum. Ne yaptınız, annenizle konuştunuz mu? İkna ettiniz mi onu? Şartlarımı kabul etti değil mi? Etmedi. Niye etmedi? Ettireceksiniz ama değil mi? Çünkü ben size o 1 milyon doları annenize... Etmedi, çünkü biz söylemedik. Niye söylemediniz? Çünkü annemin karşısına geçip babam bize böyle ahlaksızca bir teklifte bulundu demeyeceğiz, değil mi? Bunun adı ahlaksız, aşağılık, iğrenç bir teklif. Sen gerçekten para için annemize ihanet edeceğimizi düşündün değil mi? Yani bir insanın aklına gelir belki de söyleyemez ya bunu. Hani söyleyemez. Aptalsınız siz be. İkiniz de aptalsınız. Doğru söylüyorsun baba. Biz gerçekten aptalız.
Sahiden aptalız ya biz. Yani onca şeye rağmen bunları yapmayacağını düşündük. Aptalız biz. Hatta aptalın en önde gidenleriyiz. Ama niye şaşırıyoruz ki? Her defasında niye şaşırıyoruz biz? Sen 5 sene boyunca başka bir aileyi, başka bir kadını idare edebilmiş bir adamsın. Hatta 20 milyondan fazla servetini ailesinden gizlemiş adamsın. Şu teklifi mi yapmayacaksın? 20 milyon dolar servetim var, öyle mi? Allah arttırsın. Hiçbirinde gözünüz yok, sakın korkma. Anladım, anladım. Tamam, ikinize 2'şer milyon dolar veriyorum. El arttırıyor bir de ya, görüyor musun? Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum be. Anneniz gibi sefalet çekmenize gönlüm razı olmaz benim. Senin bizi düşündüğün falan yok. Sen annem mahvolsun diye bizi satın almak istiyorsun, hepsi bu. Akıllı olun, akıllı. Alın 2'şer milyon doları, hayatınızı kurun. Anneniz gibi sefalet çekmeyin. Yoksa bak bu işin sonunda sefalet çekersiniz. Değil elmas heves, Ferişta gelse bir kuruş vermem. Sen annemden niye bu kadar nefret ediyorsun? Ben anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Sen suçlusun. Annemi aldatan sensin. Başka kadından çocuk yapan sensin. Servetini gizleyen sensin. Annem ne yaptı sana ya? Elmas seven senen kadını üzerime saldı benim. Madem saldı, hesabını verecek. Ya ikna edeceksiniz ya da annenizi mahvederim. Adam delirdi ya. Delirdi resmen. Ya parası gidecek diye ödü kopuyor. İnanamıyorum ya. Şunları yapan bizim babamız, babamız. Nasıl çat diye 2 milyon dolara yükseltti, gördün değil mi? Annemizi bir çırpıda satacağımızı sanan babamız. Ağlayacağım hırsımdan, yemin ederim ağlayacağım o zaman. Ya annem büro açacak, para denkleştiremiyor. Adam pat diye 2 milyon dolar teklif ediyor ya. E kızım diyorum sana. Versin onlar 1 milyon dolar, kabul edelim. Hayatta etmem. En az 100 milyon doları var onun. En az. Gel. Nereye bırakayım seni? Şu ilk otobüs durağına bırak beni. Otobüs durağına mı? Evet, otobüse giderim ben. Yok kızım ya, ya bırakayım işte seni. Ya yok, gerek yok. Otobüse giderim. Hem sen işine geç kalma. Kalmam ya, kalmam. Merak etme. Tamam. Ya Oli. O nişanlandığınız akşam bir şey demedim ama hemen evleneyim deme ha. Saçmalama Oze. Annemin yüreğine iner ya. Yapar mıyım öyle bir şey? Hem zaten yani o gün sevindim demesine bile şok oldum. Ya kızım sevindi zaten. Annem sadece hemen evlenmeye kalkmanızdan korkuyordu. Yok. Evlenir miyim ya? Yani ben şu an zaten lise mezunuyum. Üniversiteye gideceğim. Bir üniversite mezunu olmam lazım. Ondan sonra evlilik. Bilgisayar mühendisliği kesin seçim değil mi? Hı. Yani büyük ihtimalle. İlk 500? İşte o çok zor. Ne zoru kızım ya, ilk 500'e girersin. Hem de istediğin okula, tam burslu. Öyle olmuyor işte Oze. Unutmuşum. Her şeyi unutmuşum. Çok zor. Hatırlamam gerekiyor. Çalışmam lazım. Ama çalışacağım. Yani annemi bir daha hayal kırıklığına uğratamam. Hem de bu konuda. Ben de. Hepimiz hayal kırıklığına uğrattık annemi. Sen de, ben de. Bu babam da. Annemiz için üçümüz de hayal kırıklığıyız. Ama yine de çok seviyor bizi. O kadar pişmanım ki. Şimdiki aklım olsa hiçbirini söylemezdim o yalanları. Ozan Bey, bitirince bana da bir belli atabilir misiniz?
Tabii. Bitirince hemen yolluyorum. Teşekkür ederim. Beyza, telefonumu alabilir miyim? Buyurun Ozan Bey. Teşekkürler. Rica ederim. Ne mezhebi geniş evlatmışsın. Annen daha boşanmadan elin adamıyla sarmaş dolaş gezsin. Sen hiçbir şey yokmuş gibi otur. Vallahi bravo. Sezai, misafirim var. Ozan. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Sezai amca. Sürpriz yaptın. Böyle haber vermeden geldim. Seni de rahatsız ettim, kusuruma bak. Olur mu öyle şey oğlum? Ben de birkaç çiçek vardı da onları saksıya yerleştireyim diye. Biraz da işte toprakla falan uğraşıyorum. Severim biliyorsun. Kolay gelsin. E hadi oturalım gel. Bir şeyler iç. Aa yok ya, bir şey almayayım. Çok sağ ol Sezai amca. Zaten senin de belli ki meşgulsün. Fazla vaktin yoktur. Oğlum sonra yaparım. Hiç dert değil. Hadi oturalım, bir şeyler hazırlasın Numan abi bize. Sezai amca, ben seninle bir şey konuşmak için geldim. Tamam. Ya dinliyorum seni. Bunu nasıl söyleyeceğimi inan hiç bilmiyorum. Onun için en iyisi doğrudan konuya girmek. Sezai amca, seninle açıkça erkek erkeğe konuşabilir miyiz? Ne demek oğlum erkek erkeğe? Sen benim çok sevdiğim çocuksun ya, ne demek? İstediğin gibi. Sen bizim bütün ailemize çok iyilik yaptın. Bizim ne zaman başımız dara düşse koştun geldin. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadın. Tüm yaptıkların için sana çok teşekkür ederim. Estağfurullah oğlum. Bunların lafı bile edilmez. Onun için sana söyleyeceklerimle, yani sana saygısızlık yapmak, seni kırmak, gücendirmek asla aklımın ucundan bile geçmez. Ama ben bir evlat olarak bunu söylemeye mecburum. Ozan, her şeyi söyleyebilirsin oğlum bana. Neye mecbursun? Kötü bir şey falan mı oldu? Sezai amca, bak. Babamın bütün yaptıklarına rağmen annem onun hala nikahlı eşi. Yani annem evli bir kadın.
Ozan, sen ne demek istiyorsun oğlum? Sen bir şey yanlış anladın galiba. Annenle biz çok eskiye dayanan, okuldan beri arkadaş... Biliyorum. Biliyorum Sezai amca, biliyorum. Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Sen mert, dürüst, özü sözü bir insansın. Ben seni öyle biliyorum. Sen eğer gerçekten annemin dostu, arkadaşıysan, onu düşünüyorsan, anneme kıymet veriyorsan, annemden uzak dur. Şimdi bak Ozan. Bu konuşma aramızda kalırsa çok sevinirim Sezai amca. Olur mu? Annem duymasın. İyi günler. Kız gidiyor. Oğlum oyala, oyala. Geldim, 5 dakika yordayım, geldim. Ya gidiyor, kapat, kapat. Pardon, size bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Sizi ben şeyden tanıyorum. Nereden? Şeyden, aklıma gelecek şimdi, dilimin ucunda da şey yapamadım. Şeyden ya. Ya kusura bakmayın. Gelecek şimdi aklıma da. Ya benim gitmem lazım. Yok yok, bir dakika. Gerçekten hatırlayacağım ya. Pardon. Şey. Buldum. Buldum. Siz Giron'da mimarlıktansınız değil mi? Yok, hiç öyle bir yer duymadım. Emin misiniz? Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben şey, bir şey yapmaya çalışmıyorum. Yani... Allah kahretsin ya. Hani? Hah, şimdi çıktı. Oğlum hani oyalayacaktın? Oyaladım kardeşim, oyaladım da işte yani... Sen koş peşinden, bana laf yetiştiriyorsun, koş. Yapıyorum ben ya. Manyak manyak, adını bile bilmediğim bir kızın peşinde koşuyorum. Sen benim ne demek istediğimi gayet iyi anladın. Sen mert, dürüst, özü sözü bir insansın. Ben seni öyle biliyorum. Sen eğer gerçekten annemin dostu, arkadaşıysan, onu düşünüyorsan, anneme kıymet veriyorsan, annemden uzak dur. Sağ olasın abi. Ne olacak peki? Ne olacak abi? Gülcide'den kaçacak mısın? Mecbur. Niye mecbur? Abi anlattım ya işte. Çocuk geldi, her şeyi söyledi açık açık. Annemi diyor birazcık seviyorsan, saygı duyuyorsan ondan uzak dur. Daha ne söylesin? Sen şimdi Gülcide'nin oğluyla aynı fikirde misin? Abi aynı fikirde olsam ne, olmasam ne? Yani çocuk da haklı bir yerde. Erkek evlat. Bunlar kabullenemezler. Demek ki Ozan da kabullenemiyor. Şimdi bir şey diyeceğim. Deme diyeceksin. De abi de.
Nasıl olsa söyleyeceksin. Sen oğlanın da kızın da düzenin de bütün dertlerine koşarken kabulleniyor diyor bu erkek evlat. İşler yoluna girince mi aklına gelmiş? O iş öyle değil abi. Başka bir şey. Yok öyle. Çocuk da haklı abi bir yerde çünkü Güzide evli bir kadın sonuçta, değil mi? İnsanın evli arkadaşı olamaz mı? Olur tabii abi de gönül arkadaşı olmaz herhalde, değil mi? İlelebet boşanamazlarsa ne olacak? Elin böğründe mi kalacaksın böyle? Belki de. Benim elim hep böğrümdeydi zaten abi. İlk kez gelmiyor ki başıma. Ben kaderimle barışığım abi. Barışma. Öyle kader olmaz. Yen o kaderi. Adam 120 bin doların altına inmem demişti. Evet. Ama sonra arayıp 50 bin doları kabul ediyorum dedi. Aslan. Hayır yani 3 bin olsa anlayacağım, 5 bin olsa anlayacağım da 50 bin dolara indirmiş adam ya. Bir tuhaflık yok mu sence bu durumda? Bana da öyle geliyor aslında ama. Çok da dert etmiyorum. Çünkü devir işlemlerini yaptık sonuçta. Yani belki de o fiyatın üstüne satamayacağını düşündü. Belki de. Sezai nerede? Gelir. Hayır yani böyle önemli bir gün daha erken gelmesi gerekmez miydi? Gelir. Anne, geldiler. Ha, hoş geldiniz. Miray Solding'i CEO'su Müge Serimli ben. Sizin gibi tecrübeli bir hukukçuyla çalışacağımız için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Kırmaz Ayşe'nin finans direktörü Tuğrul Yenli ben. Birlikte güzel işler yapacağımızı düşünüyorum Güzide Hanım. Çok teşekkür ederim. Buyurun. CEO'lar, direktörler havada uçuşuyor. Şahane ofis tutmuş ablam. Merhaba herkese. Selamlar. Bizden şöyle vereyim ben. Çok zarifsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Saygılı çocuk. Bunu da mı çağırdınız? Hayır canım. Ben çağırmadım. Kim çağırdı? Tolga Mazoş çağırmıştır. Niye her şeye çağırıyor ki? Tolga. Ben küçük bir açılış konuşması yapmak istiyorum izninizle. Öncelikle buraya gelip mutluluğumu paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Hepiniz şeref verdiniz. Bildiğiniz üzere ben yıllardır hakimlik yapmaktayım ama artık yeni bir dönem açılıyor önümde. Bu dönemde hukukun başka bir alanında çalışacağım ve tecrübelerimi size aktaracağım için çok mutluyum.
Abla, canım abla. Niye ağlıyorsun? Bugün mutluluktan sevinçten ağladım. Ne oluyor bu mesajlar böyle? Nami Bey. Ne oluyor nasıl? Bir dakika. Ne oluyor ya? Ne o? Oyun. Bizim önceliğimiz şirketimizin imajı. Yürü hayatım, yürü. Aa, çıkıyor mu? Yüzeyi de. Aa. Yarın azilnameyi gönderiyoruz. Kusura bakmayın. Şirketimizin önceliği böyle bir şey olur. Olacak şey. Hiç yakıştıramadım. Hiç. Doğru söylüyorsun. Bu olanlardan sonra sen... sizinle çalışamayız. Ne yapayım? Ne desen yapmışsın? Biz öncelikle imajımızı düşünmeliyiz hanımefendi. Yapmayın vallahi. Ama yarın azilnameyi gönderiyoruz. Uzan. Anne ne oluyor ya? Yoksa müvekkillerin gerçek yüzünü mü öğrendin? Bu daha başlangıç Güzide. Sana yapacaklarım daha yeni başlıyor.